Gözaltı var. Biz Haber Global ekipleri İzmir'in yine farklı noktalarında gelişmeleri size aktaracağız. Birazdan Hasan Uylaş bize soruşturmadaki son durumu aktaracak. Orada Doğanlar Apartmanı'nın, Rıza Bey Apartmanı'nın, Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhitleri de var gözaltında olanlar arasında. Hasan Uylaş bize son durumu aktaracak. Ve yine bugün kabine toplantısı var. Kabine toplantısında İzmir'deki durum, özellikle başta İzmir'deki durum olmak üzere yine gözden geçirilecek. Hasan Uylaş bize soruşturmadaki durumu, Bilgehan Atay bize kabineden beklentiyi, Hasret de benimle aynı noktada bulunuyor. Rıza Bey Apartmanının enkazının olduğu noktada, o da enkazdaki çalışmaları daha yakın gören bir noktada bize son durumu aktaracak. Şimdi öncelikle bir Hasret'e gideyim. Çünkü en kritik çalışma burada, Rıza Bey Apartmanı'nda diyebilirim. Enkazın altındaki kişilere ulaşılmaya çalışılıyor. En çok burada, enkaz altında hala insanlar var. Onu biliyoruz. Tam sayı veremiyoruz. Ama Hasret, ben az önce söyledim. Maalesef bu sabah da sağlıkçıların, iki sağlıkçının, diş polikliniğinde görevli iki sağlıkçının hayatını kaybettiğini öğrendik. Şu an için buradaki çalışmaya dair sen daha hem izlenimlerini, gözlemlerini aktar, hem de elindeki son bilgileri ver. Sürecin en başından beri çok sayıda arama kurtarma ekibi bu noktada enkazın üzerinde çalışıyor. Tabii bizim bildiğimiz kadarıyla da 200'den fazla kişi, arama kurtarma ekibinde olan 200'den fazla kişi bu çalışmaları yürütüyor. Az önce aslında burada sessiz olunması yönünde yine bir uyarı yapıldı ve yine iş makineleri kapatıldı ve enkaz altından bir can daha kurtarabilmek umuduyla bu noktada çalışmalar bu yönde ilerledi. Dün yine dinleme sayısı arttı, tabii zemine doğru yaklaştıkça da sıklaştırıldı. Şu anda da yine iş makinelerini görüyorsunuz, her biri çalıştırıldı. Ses dinlenmesi o sismik cihazlarla birlikte yapıldı. Tabii şunu da söyleyelim, hemen bir detay var elimde. Buradan 16 yaşında ikizler çıkarıldı. Birinin adının Çınar, diğerinin ki bunu düzeltebilirim, Sayla olduğunu biliyoruz. Dün itibariyle iki ikiz kardeşin bu noktadan çıkarıldı ve ne yazık ki enkaz altından çıkarılırken el ele oldukları detayı da buradaki ekipler tarafından bize söylenen bir ayrıntıydı. Şu anda enkaz üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Hem jandarma arama kurtarma ekipleri, hem AKUT hem AFAD ekipleri bu noktada çalışmalarını yürütüyor. Bayraklı bölgesinde aslında en yoğun çalışmaların yürütüldüğü nokta Rıza Bey Apartmanı. 93 yılında yapıldığını biliyoruz, 27 yaşında. Tabii burayla ilgili soruşturma bir taraftan devam ederken, bir taraftan da burada enkaz altında ve çevresindeki binalara ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri çevredeki binalarda kayma var mı tek tek bunları kontrol ediyor. Aynı zamanda aşçı sarsıntılar da var tabii ki akabinde gelen. Bir taraftan da vinçler yardımıyla, aslında o zemine yaklaşıldıkça vinçler yardımıyla beton bloklar kaldırılıyor ve yine arama kurtarma ekipleri de elleriyle tek tek kaldırabildikleri her bir taşı, her bir parçayı kaldırıyorlar. Çok sayıda iş makinesi bu çıkarılan molozları da bir yandan taşıyor. Bir can bulabilme umuduyla bu noktada çalışmalar devam ediyor. Rıza Bey Apartmanı'nda çok sayıda arama kurtarma ekibi var. Depremde hasar gören binalara baktığımızda ilk tespitlere göre 1992 ve 1999 yılları arasında çoğunun yıkılan binaların inşa edildiği bilgisini bizler edinmiştik. Bu şu anda da Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmalar sürüyor. Bir can kurtarabilme umuduyla zaman zaman sismik cihazlarla dinlemeler yapılıyor. Özellikle dün yaklaşık 30 dakika kadar bir dinleme yapılmıştı. Dinleme süreleri de tabii bir yandan uzadı. Aynı zamanda enkaz altında kalan hayvanlara ilişkin de ayrı bir çalışma yürütülüyor. Onlara ilişkin de yine arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biz buradaki çalışmaları takip etmeye devam edeceğiz Senem Ilgaz. Sözü tekrar sana bırakalım Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından. Hemen soru. YouTube kanalımıza abone olun.